Merhaba YouTube. Bugün M3 ile beraberiz. E46 M3 namı diğer. Bebik. Bu araba hocam benim hayalimdeki arabadır. O yüzden fazla böyle mantıklı bir konuşmalar beklemeyin benden. Afyon'da niye, nasıl klima, koltuk, soğutma açıyorsun diyorsunuz. Çekim yapıyoruz telaşlı böyle. Çekim biraz böyle şey sürüyor. Böyle telaşlı sürüyor, hemen acil böyle tak tuk çekmemiz gerekiyor. O yüzden böyle sıcaklıyorum. O yüzden klimayı açıyorum. Bu da böyle bir açıklama olsun. Evet hocam, bugün E46 M3'ün içinde izledik. Benim hayal arabamdır kendisi. Burada bir arkadaşımızın arabası bu. SMG vitesli. 2002 model olması lazım bu arabanın. Ruhsatı buradaysa bakayım. Ama ruhsatı, ya şu an bakamayacağım. 2002 model olması lazım bunun. 2003 ya da 2002 model olması lazım. Dışı karbon şuvars arabanın. İçi ise cinnamon diye geçen tarçın döşemelerinden. Taba tarçın, hani artık ne rengine ne derseniz o şekilde. Tarçın içli bir araba. Çok güzel bir setup. Ben de alsam açıkçası, yani belki dışı karbon şuvarz olmaz ama gümüş falan alabilirim, ya da hani bunların fantastik rengi olan Phoenix Yellow da olabilir. Evet. M3 olduğumuzu böyle şeylerden anlıyoruz tabii ki. SMG vites dedik. Bu SMG vites kesinlikle alışkanlık gerektiriyor. Alışkanlık istiyor. Alışmak gerekiyor bu vitese. Yani çok güzel bir vites aslında. Çok, yani bayağı hızlı değiştiren BMW'nin yüksek teknolojili bir vitesi. Tabii ki şu an için ZF kullanılıyor diye biliyorum yenilerde. Yine ama tabii bakmak lazım. Yine SMG'nin üst modelleri kullanılıyor olabilir. Bu SMG 2 olması lazım. Bu şekilde gayet derli toplu bir araba. Çok konuşamıyorum, özür dilerim, yani heyecanımı anlayın. Hiç aklım şu an uçtu, yani bir sürü bilgi okumuştum bu araba hakkında. Şu an hepsi uçtu hocam. O yüzden yani bilgi isteyen arkadaşlara başka kanalların da bir sürü videosu var. Onlara da bakabilirsiniz. Wikipedia'dan şuradan buradan da bakabilirsiniz. Öyle. Ben şu an bunu biraz bir kullanmak istiyorum. Sizi de yanıma almış olayım diye düşünüyorum. Bakın bu da 2'de kalkıyor. 1'de sanırım çok vuruyor. O yüzden 2'de kalkıyor. Yani ben hani kitabi bilgilerden, herkesin bildiği ya da hani çoğu kişinin bilmediği ama yine kitabi olan bilgilerden bahsetmeyeceğim. Tamamen hayatında ilk kez E46 M3'e binmiş birisi olarak size yorumlar yapacağım. Yani normal bir 330 gibi değil kesinlikle. Zaten motoru zaten bambaşka. İçinde E46 M3'ün özel hissettiren işte aynası olsun, işte burada tuş takımı olsun. Ondan sonra bir sürü detaylar var. İşte Harman Kardon'u var bu arabanın. Soğutması var, bir sürü şey var. Hani gayet derli toplu, güzel, dolu dolu bir araba. Yani bu arabada mevzu şu arkadaşlar. Mevzu bu arabada. Bu arabada spor yay var. Spor yayın varlığı hissediliyor biraz. Ama yani tabii ki spor bir araba olduğu için, çok hızlı giden spor bir araba olduğu için zaten hani yapacak hiçbir şey yok hani bu şey konusunda, sertlik konusunda. Ama size bahsedebilirim, yani size gönül rahatlığıyla bahsedebilirim. Çok aşırı sert bir araba değil kesinlikle. Gayet hani böyle yani sert ama böyle tatlı bir araba. Yani ya da ben çok seviyorum ondan. Ama yani kesinlikle rahatsız etmiyor arabanın içinde. Tabii yüksek hızlarda, biraz daha üst hızlarda biraz daha hani planted, hani biraz daha böyle sertleşiyor. Çünkü hani bunda EDC olması lazım bu arabada. Var mı?
tepkisi biraz hızlanıyor. Vites davranışları fark ediyor. SMG vitesi size alışan bir, sizin gaz tepkinize alışan bir şanzıman. Hani o yüzden biraz daha onu alıştırıp alıştırma üstüne, yani sürekli aynı tavırda kullanmanız daha gerekli. Yani sürekli aynı tavırda kullanmanız daha rahat kullanmanızı bu arabayı sağlar. Hani bu arabayla savaşmanın bir manası yok. Biraz daha arabanın istediği gibi davranmak gerekiyor. Vanosları falan çok sağlıklı bu arabanın gerçekten, hani baktığınız zaman. Ya şimdi şöyle bir piyasa var Türkiye'de. Yani bu arabalar 60-70 bin liraydı. Şu an 150-160 bin lira o civarda. Ama neden böyle? Ya hocam, yani bu arabalar çok ucuz olmuş olsa, o paralar olmuş olsa iyice biter. Zaten temiz örnekleri çok az kaldı bu arabanın. Yani fiyatlarına ben hani gönül olarak, mesela bugün bir Twitter'da bir otomobille içerikli bir Twitter şeyi var. Yani bir kişi var diyeyim, daha doğrusu profil var. O profil E46 M3 seviyor mesela. İşte hayalimdeki arabayı alış şeklim diye bir tweet atmış. İşte 300 bin liraysa al 310 bin lira işte şeklinde. Hani bu araba da benim için öyle. Kesinlikle bu araba isterse 500 bin olsun. Yani seviyoruz hocam. Onun haricinde size bahsedebileceğim fazla bir şey yok kesinlikle. Çünkü yani öyle çok farklı fantastik bir araba. Yani çok farklı fantastik bir araba. Yani şu motor BMW'nin teknolojik olarak, yani o zaman için üretti. Yani piyasa için üretti. Piyasadaki arabalar, hiç konuşamıyorum ya, kusura bakmayın. Yani bu motor gerçekten güzel bir motor ki senelerce zaten BMW'nin yarış M Division'ının içinde kullanıldı bu motor. Yani bu araba otoban olacak. Böyle sınırsız, sınırı olmayan. Sabah bahsettim, daha başka bir vlogda bahsettim, onu da görürsünüz. Ben turbolu arabaları daha çok seviyorum atmosferiklerden diye. Bu kesinlikle, yani tamam daha çok seviyoruz ama yok yani. Bu atmosferik başka hocam. Bu fantastik bir atmosferik. Neyse, polisler şurada, yapmayalım herhangi bir şatlaklık. Yani bahsettiğim gibi hem böyle fantastik bir araba değil, yani normal bir araba modunda, hem de aşırı fantastik bir araba. Yani bu iki güzel şeyi birbiriyle, yani güzel diyeyim hani yerine göre güzel şeyi birbiriyle birleştirmiş mükemmel bir araba benim gözümde. Çünkü yani hem spor kullanabilirsiniz istediğiniz gibi, yani kabiliyeti çok yüksek bir araba. Şu an günümüzdeki arabalara bile kafa tutan bir araba, günümüzdeki spor arabalara bile kafa tutan bir araba olduğu için, hani hem o şekilde bir araba, hem de sakin kullandığınız zaman, mesela hani eşinize verdiğiniz zaman eşinizin rahatça kullanabileceği bir araba. Tabi SMG'ye alışması lazım eşiniz, ya da eşiniz SMG'nin eşinize alışması lazım. Öyle olaylar var. Ama bakın, biz gayet güzel anlaşıyoruz şu an. Yani SMG ile boğuşursanız hocam kullanamazsınız kesinlikle. Bu bir doğru bir şey. SMG'ye alışmanız gerekiyor gibi bir şey. Yani birbirinize alışıyorsunuz gibi, öyle bir mevzusu var SMG'nin. Alışınca gayet derli toplu kullanabiliyorsunuz arabayı. Hele ki yani 3. viteste tapa gaz yaptığınız zaman
Hani tak tak 3'ü alıp böyle şeyle, pedallarla veya vitesle 3'ü alıp mesela. Arkasını arayan bir araba kesinlikle. Cidden keyifli bir araba hocam. Yani E46 M3 benim gözümde, yani 92 M3 mü 46 M3 mü derseniz, mesela 92 M3 de V8 atmosferik ve yüksek beygir. Gördüğünüz gibi DSC üzerinde düşeni fazlalıkla yapıyor. Yani DSC kapalı olmuş olsa bayağı bir açılar maçılar bir şeyler verilir. Ama tabii ben çok o hayatı çok sevmiyorum. Yani kendi arabam olsa belki yaparım ama bilmiyorum yani, çok ben böyle yanlayasım çok yok yani. O yüzden bu şekilde. Böyle fazla bir bilgi olmadı kesinlikle. Çünkü ben yani benim aklım uçtu şu an. Yani büyük bir hayalim gerçekleşti benim. Öyle söyleyeyim size. E46 M3 kullandım yani. Çok büyük bir hayalimdir bu benim. Hani bu benim için çok aşırı fantastik bir olaydı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın, biraz size değil de kendime çekmiş gibi oldum videoyu. Kusuruma bakmayın. Yine başka videolarda görüşürüz tekrar. Daha böyle güzel içeriklerle karşınızda olacağız inşallah. Beğeni butonuna şöyle bir el atmayı unutmayın. Abone olun isterseniz tabii ki. Beni izlemeye devam edin. Böyle değişik değişik, öyle çok fazla bilgi şey içerikli olmasa da böyle güzel içerikler sunmaya çalışıyorum sizlere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Videodaki arkadaş bu.